Secondly, after talking about how many, I want to remind again we learned in the second class. Yine size ikinci sınıfta öğrendiğimiz bir şey hatırlatmak istiyorum. That's here and that's there. Yes, now when we look at this part, here means close to us. Close. Yani bize yakın olan şeylerden bahsederken near, it's near. Yakınımızda olan şeylerden bahsederken here kullanıyoruz. In Turkish, it means that burada. But if we use there, it's a bit far. Bize far, uzak. Or not close, yakın değil, not near. Yanımızda, yakınımızda bulunmayan şeylerden bahsederken de there kullanıyoruz. Şurada ifadesini veriyor. Mesela diyelim ki bize sordular, dediler ki where is the bike? Bisiklet nerede? Bisiklet eğer bizim near, close, yakınımızdaysa it's here, burada şeklinde cevap verebiliriz. Veya bize sordular where is the plane? Uçak nerede? Uçak zaten biz normalde yolda yürürken uçağı nerede görürüz? Gökyüzünde görürüz. Yani bize yakın bir yerde mi? No. It's far. It's not close. It's not near to us. Bize yakın değil. Bizim yakınımızda, yanımızda değil. Bizden uzakta, ta gökyüzünde. So, nasıl cevap veririz? It's there. Şurada şeklinde cevap veririz. Here ve there arasındaki fark bu şekilde. İkinci sınıfta bunu çok detaylı bir şekilde yapmıştık. Bu hafta EBA'da how many, kaç taneden sonra bu konuyu hatırlattı. Bir de şunun üzerinde durdu. Ondan da bahsedelim. Now I want you to look at here. Here I will draw pictures for you. Sizin için resimler çizeceğim. Yes. What is this? That's a cloud. Ne bu? Bu bir bulut. Yani bulut bize neyi hatırlatır? Air, yani havayı, or sky, yani gökyüzünü hatırlatır. Peki biz gökyüzüne baktığımızda, havaya baktığımızda öğrendiğimiz ulaşım araçlarından, transportation vehicles, which one can we see? Hangisini görebiliriz? For example, we can see a plane. Mesela uçağı görebiliriz. Or we can see helicopter. Veya helikopteri görebiliriz. İşte ben eğer havada, gökyüzünde demek istiyorsam başına ne getiriyorum? In. In air. In sky. I can see plane, helicopter. Havada, in air. Gökyüzünde, in sky. Ne görebilirim? Uçak görebilirim, helikopter görebilirim. Okay, now look at here. I will draw another picture for you. Şimdi başka bir resim istiyorum sizin için. Bu resim size neyi hatırlatıyor? Yes, that's a road. Bu bir... Bunu da kırmızıyla yazalım, karışmasın. Yes, bu bir sokak, bu bir caddeyi bize hatırlatıyor olabilir. Okay, so when we look at the road, biz sokağa, caddeye baktığımızda which vehicles can we see? Hangi araçları görebiliriz? Car, arabayı görebiliriz. Bus, otobüsü görebiliriz. Bike, bisiklet görebiliriz. Motorcycle, motorsiklet görebiliriz. Yes, if we say that, eğer biz, yani demek istiyorsak ki sokakta on road, on road, sokakta I can see a car, araba görebilirim.
I can see a bus. Otobüs görebilirim. I can see a bike. Bisiklet görebilirim. I can see a motorcycle. Where? Where can I see them? On road. Sokakta. Or I can see a plane. I can see a helicopter. In air. In sky. Havada. Gökyüzünde. Okay, right. My last picture. Son resmim. What reminds this picture to you? Size neyi anımsatıyor? Yes, that's a sea. Deniz. Dalgalar çizmeye çalıştım. Or river. Nehir. Denizi veya nehri hatırlatıyor. Peki, on sea, on river, on sea, denizde, on river, nehirde, what can I see? I can see a boat, boat görebilirim. I can see a sheep. Gemi görebilirim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada aslında EBA'da, hatta kitabımızda da bize özellikle in, on kelimelerinin air, sky, road, sea, river gibi kelimelerden önce ne şekilde geleceğini göstermeye çalışmışlar. Yani in air, in sky, on road, on sea, on river, havada, gökyüzünde, sokakta, denizde, nehirde derken on ve in'i bu şekilde kullanıyoruz. Bundan bahsetmişler ki zaten EBA'da da verdiği bölümlerde bir tane karışık bir resim vardı. O karışık resimde farklı eşyaları, pardon, farklı araçları farklı yerlere koydu. Mesela ne yaptı? Gökyüzüne bisiklet koydu. Aa, bu olur mu? Olmaz dedi. İşte mesela karaya gemi koydu. Aa, karada, yolda, sokakta gemi olur mu? Olmaz dedi. Bu şekilde cümlelerle size in ve on kelimelerini vermeye çalıştı.